Herkese merhaba. Bugünkü konumuz günler. Günler konusuyla beraber yeni bir üniteye geçiyoruz. Ünitemiz mevsimler. Yani ünite 5 mevsimler. Ders kitabımızdan buna bakabilirsiniz ve çalışabilirsiniz. Yeni ünitemiz mevsimler. Mevsimler konusu içerisinde benim günler adlı bir konum var. Günler. Yani ne? İngilizce'deki days, Türkçe'de günler demek. Tamam? Şimdi hazırsak dersimize başlayalım. Bir tarafta İngilizceleri, bir tarafta da Türkçelerini görebilirsiniz. Burada İngilizceleri, burada da Türkçeleri var. Çalışmak için daha kolaylık sağlayacağını düşündüm. Bu yüzden bir tarafta İngilizcelerini, bir tarafta da Türkçelerini koydum. Şimdi günler deyince benim aklıma mutlaka 7 tane gün gelmesi lazım. 7 tane. Bunlar nelermiş? Birincisi pazartesi, diğeri salı, diğeri çarşamba, bir diğeri perşembe, cuma, cumartesi ve pazar şeklinde benim toplamda 7 tane günüm var. Tek tek ele alalım bunları şimdi. Birinci günüm benim bu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar şeklinde toplamda kaç tane? 7 tane günüm var. Hemen yanlarında da İngilizce karşılıklarını görebilirsiniz. Geçiyorum. Burada da benim kelimelerim var. Kelimelerimi öncelikle öğrenmem ve ezberlemem lazım. Bunlar nelermiş? Bir bakalım. Gün, birinci kelimem gün. Burada birinci kelimem gün. Yani İngilizce'deki day, Türkçe'de neymiş? Gün. İkinci kelimem hafta. Yani neymiş? Week, hafta demek. Month, ay demek, evet. Year, Türkçe'de yıl demek. Weekdays, hafta içi. Weekend, neymiş weekend? Hafta sonu. Evet, bu kelimelerin mutlaka Türkçe karşılıklarını bilmem lazım. Day yani gün, week yani hafta, month, ay, year, yıl, weekdays, hafta içi, weekend, hafta sonu. Şimdi bakıyorum. Bunları ezberledikten sonra alt kısımda karşılıklı şeyler var. Mesela 7 tane gün. 7 tane gün. Bakıyorum. Toplamda 7 tane günüm benim 1 hafta ediyor. 7 tane günüm 1 hafta ediyor. Tamam mı? 4 tane hafta. Yani 4 week. 4 hafta. 1, 2, 3, 4 hafta toplamda 1 ay ediyor. 12 ay, 12 tane ay toplamda 1 yıl ediyor. Tamam mı? 7 gün eşittir 1 hafta. 4 hafta eşittir 1 ay. 12 ay eşittir 1 yıl ediyor. Bakıyorum. 1 yılda 365 gün varmış. Tamam mı? Bir yılda toplamda yani year yani yıl, bir yılda 365 tane gün var. Tamam mı? Devam ediyorum. Burada da karşıma soru olarak gelebilecek şekilde hazırladım. Mesela bunları bilmem gerekiyor. Haftanın birinci günü hangisidir şeklinde bir soru gelebilir. Sual gelebilir. Tamam mı? Haftanın birinci günü eşittir neymiş?
Pazartesi. Haftanın ikinci günü Salı. Haftanın üçüncü günü Çarşamba. Haftanın dördüncü günü Perşembe. Haftanın beşinci günü Cuma. Haftanın altıncı günü Cumartesi. Haftanın yedinci günü de Pazar. Bunları ezberlemem lazım. Burası çok mühim. Tamam? Geçtim. Bir de bu şekilde numaralandırabilirim ben haftanın günlerini. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye numaralandırmam mümkün. Bakıyorum. 1. Neymiş? Pazartesi. 2. Neymiş? Salı. 3. Çarşamba. 4. Perşembe. 5. Cuma. 6. Cumartesi. 7. Pazar. Bir önemli yerim daha var. Burası da çok mühim. Haftanın günleri ikiye ayrılır. Biri hafta içi günleri, yani weekdays. Diğeri de hafta sonu günleri, yani weekend. Tamam mı? Haftanın günleri, günler, days yani günler ikiye ayrılıyor. Hafta içi günleri ve hafta sonu günleri. Hafta içi günlerim benim toplamda 5 tane. 5 tane hafta içi günlerim var. Hafta sonu günlerim de toplamda 2 tane. Hafta içi günlerine bakalım bir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri hafta içi günleri. Weekdays. 5 tane. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hafta sonu günlerine bakıyorum. Yani weekend 2 tane. Cumartesi ve pazar hafta sonu günlerim. Tamam mı? Toplamda da 7 tane günüm var. Burada 2 tane sorum var. Sorularıma bakıyorum. Haftanın birinci günü hangisidir? Şimdi bu slide, bu sayfada ben tek tek numaralandırmıştım ya, haftanın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü, beşinci günü, altıncı günü ve yedinci günü burada görüyorsunuz. Burada da soru şeklinde gelmiş bana, soru sormuş. Haftanın birinci günü hangisidir şeklinde bir sorum var. Ben soruda neye bakacağım? Haftanın birinci gününü soruyor bana. Yani ilk gün, birinci gün. Hangisiydi birinci gün? Cevap olarak yazmam lazım. Ne diyeceğim? Haftanın birinci günü hangisidir? Tabii ki pazartesi. Haftanın birinci günü pazartesi. Haftanın beşinci gününü soruyor. Beşinci gün. Bunu da nasıl bulacağım? Tek tek sıra sıra günleri saymam lazım. 1. Pazartesi. 2. Salı. 3. Çarşamba. 4. Perşembe. 5. Cuma. Geldim 5. güne. Yani neymiş 5. günü? Benim cumaymış. O zaman cevap olarak ne demem lazım? Cuma. Bu kadar. Haftanın 1. günü pazartesi, haftanın 5. günü cuma şeklinde cevaplarımı vermiş oldum. Burada da 2 tane sorum var yine. Bunları da sizin yapmanızı istiyorum. Ödev. Haftanın 7. günü hangisidir diye sorum var. Cevabı siz yapacaksınız. Haftanın 3. günü hangisidir diye bir sorum daha var. Cevabı yine siz yapacaksınız. Buralar ödev. Tamam? Bugünkü dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Lütfen günleri ezberleyelim. Günler hafız. Tamam? Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.